İmle ilgili boşluğu, ma yatı, bi vaza ismı memnu'i min's sarf beyne'l Parantez arasındakilerden birini seçerek boşluğu dolduracağız. Efendim, cümle içerisine koymadan eee gayr musarif sözcükleri tanımak mümkündür. Mesela Yezid fiile benziyor. Kadban fâilen vezninde sıfat. Zeynep bayan özel ismi. Ekram efendim e, ef'alü vesinde yani e, ismi taftir vezninde. Asmen, anekli, özel isim gibi. Ama bunların harekesini belirleyemiyoruz. Cümleye ihtiyaç duyuyor. Yezidu talibu ma'rufun bi keramihi Yezid cömertliğiyle bilinen bir öğrencidir. Ma'ruf bi çok önemli bak. Nokta nokta ile bilinen, tanınan مشهور بي معروف بي يزيد اه افن مبتدا مرفوع بالتم كيري خبر تحدث الوالد مع ابنه تحدث الوالد مع ابنه وهو غضبانه هات يزيد غضبانه غضبانه هو مبتدا غضبانه او مرفوض خبر مرفوع بالتم بيكي فيل فايل Efendim hal ya da bazıları meful fihter e, Efendim şu da hal ögesidir İsim cümlesinin önüne vav getirmek kadar kolaydır Hal ögesi elde etmek Baba oğluyla kızgın bir şekilde konuştu Sinirli bir şekilde konuştu Raitu Zeynebe fil hafli emsi Törende dün ya da dün törende Zeynebi gördüm fiil fail meful meful fi meful fi suadu ekramu min fatimete suad mübteda geri kalanı haber ekramu min fatimete suad fatmadan daha cömert efendim suad yaban e, şey e, bayan özel ismi olduğu için gayrimüslim fatıma e, aynı şekilde bayan özel ismi olduğu için. ekramı ise efal vezinde ismi tavtil olduğu için. suhadu merfu bittame çünkü müpteda. Ekramı haber merfu bittame ama faltame min harfi dolayı mecrur bil fetha. Kutibetil masahifu fi ahdi Osmane. Musaflar Osman döneminde zamanında yazıldı. Ahd zaman, dönem anlamını verir. Osman muza, ahd kelimesinin muzafın ilehidir. Mecrur bil fetadır. E, Kutibet el masahifu fiil naibi fail fi ahdi Osman'a mefulun bi e, Meful fi ögesidir. Vasile el med'uvvune İle'l-hafli mesne. Efendim. Davetler törene ikişer ikişer geldi, ulaştı. Fiil, fail, mbgs, hal. Feze eşrafı. Bicehizeti camiyeti. Eşref, üniversite ödülünü kazandı. Fiil, fail, mbgs. Şehettu Masaniya Yorkshire. Yorkshire ee, fabrikalarını gördüm. Yorkshire fabrikalarını gördüm. Peki Masani müntehecumu vezinde. Sizce bu gayr musarif midir? Musarif midir? Bak tenvin almıyor. Önünde de el takısı yok. Evet ama bu muzaftır muzaf olduğu için gayrı değildir. Çünkü Yorkshire şair sözcüğünün muzafın ilehidir. E, muzafın e, dolayısıyla muzaflar gayrı olamazlar. Ama muzafın iley muzafın ileyh diye bir şart söylemedik. Ne dedik? El takıl olanlar gayrı olamaz. Bu gruba giremez. Muzaflar bu gruba giremez. Efendim yalın olması lazım. Mesela Yorkshire muzaf mı? Hayır. El takılımı hayır. efendim. Şimdi normalde şu üç sözcük de buraları tabii ki konulabilir. Ama o zaman gayrimusarife musarife konu teşkil etmezler. Örnek olmazlar. Mesela hindiye kelimesini kullanayım. Şehettü masani'a hindiyeten Böyle dersem hindiye kelimesi masani sözcüğünün sıfatı olur ve masani muzaaf olmaktan çıkar ve kendisi gayrimusarif olur. Hint fabrikaları gördüm olur. Nesi hiç olursa o zaman dokuma fabrikaları denilir. Masani kelimesi muzaaf olduğu için yine gayrimusarif olmaktan çıkar. Fakat bizim parantez arasındaki gayrimusarif kelimeyi koymamız gerekiyor. O da yabancı özel isim olan York şair. Buraya uygun düşer. Yorkshire fabrikalarını gördüm. Fiil, fail, meful. Şehet fiil, tu fail, geri kalanı meful. Se'lel müdiru Umar'a ani takriri. Müdür Ömer'e raporu sordu. Fiil, fail, meful, MBGS. Umar'a <laughs> mefulin bi, masup, bil fetha. Yorkshire neydi? Bak muzafin Yorkshire, müdafile mecrur bil feta. Ettedrib-ü sehdis, imle-il ferag-ı, fî mâ ye'tî, bi vâd'i, ismin, münâsibin, memnûin, minestârfî. Memnû, minestârf olan, uygun bir isim, koyarak, efendim, boşluğu dolduralım. E'arifu, enne Muhammeden, ekberu sinnen min halidin. Evet Muhammed'in yaşça Halid'den daha büyük olduğunu biliyorum. E'rifu fiil faili gizli geri kalanı ise meful. Fiil fail meful. Meful de kendi içerisinde Muhammed ennenin ismi ekberu sinnen min halid. Bu da ennenin haberidir. Buradaki sinnen kelimesinin Ekber ismi tatilinin temiz olduğunu belirteyim. Evet. Melhuz türü temizdir. Muhammed'in Halid'den yaşlı daha büyük olduğunu biliyorum. Efendim Ekbaru Efal-i Vezin'de ismi tatildir. Tezevvacı Sabirun min Tezevvacı Sabirun min Ayşete. Sabir Ayşe ile evlendi. Efendim Ayşe Lara e, efendim ya, hani bayan ismi sonuçta e, efendim e, Meryem e, Hoca evlendi demek olup nesnesini bakınız e, biz Türkler hemen mea ile kullanıyoruz olmayacak tek şey neredeyse maadır mea ile olmaz Tezavvaca evlendi. Kimle evlendi? Sorusunun cevabını direkt alabilir. Fulanen. Mesela Ayşete diyebiliriz. hoca Ayşete Ayşe ile evlendi. Nesnesini direkt aldı. Eğer isterseniz tezevvece min Ayşete diyebilirsiniz. Ayşe ile evlendi. Min kullanabiliyoruz. Ya da hoca bi ile de kullanabiliriz. Bi Ayşete. E ama hoca ne Ayşe derseniz arkadaşlar Ayşe yanında olduğu halde evlendi. Yani adam nereye gitse Ayşe ile birlikte gidiyordu. Evlilik yapıyor Ayşe yanı başında. Ama evlendiği kadın değil Ayşe. Bu anlam verir. E, mea ile kullanırsanız. Burada ise her üç örnekte de Ayşe efendim e, eşidir. E, o kişinin. Ayşete, Meryem ve Lara mecrur e, bir fetadır. Minden dolayı yani. Zeynep bu hiyel uhtul kubra li Ayşete. Zeynep Ayşe'nin en büyük kız kardeşidir. Şimdi ögelere de ayıralım. Efendim hoca fiil sağ bir fail geri kalanı da mbgs. Zeynep müpteda efendim geri kalanı fasız zamir hariç e, Müfred Soylu Haberi'dir. Hiye Fasıl Zamiri'dir. Zeynep Ayşe'nin en büyük kız kardeşidir. Sefer Validi ile Ankara'ta Sabah haliyevmi Babam Bugün sabah Ankara'ya seyahat etti. Ankara İstanbul Lübnan e, Efendim Amerika, Yani tüm yabancı isimler e, Özel isimler söylenilebilir. Buraya İle Mısır'a bile diyebiliyoruz Mısır'da gayrimusarif Safa ögeleri ayırdık değil mi? Fiil, fail, mebege Meful fiil Safa el muvazzafun el mudirel cedide Fiil, fail, meful Memurlar Yeni müdürü Yeni müdürle tokalaştı Memurlar yeni müdürle Tokalaştı Şimdi burada safaha mufale babından safaha anamızdan babamızdan duymuşuzdur. Musafaha musafaha etmek. Musafaha işte namazdan sonra ya da önemli günlerde kadınlar anam çok yapar mesela komşunun ellerini tutuyor teyzenin efendim salavat getiriyorlar. E, efendim safaha yusafihu musafahatun bu nesnesini direkt alır. Bakınız mesela Hasan'la musahafalaştım yani e, tokalaştım e, derseniz bir Türk büyük bir ihtimalle ma'yı kullanır. Ama Arap'ın safaha fiili nesnesini direkt alır. Safahtu hasenin. Anlamı ne? Hasan'la tokalaştım demek. Safaha, yusafihu, musafahatun. Efendim müfaale babındandır ve nesnesini de direkt alır. Mütaaddidir. Efendim anaka ise unuk kelimesi boyun demek. Anaka ise kucaklaştı anlamını verir. Efendim anaka yu'aniku muanakatun. Efendim muanakatun yerine inaq da denilir. Bu da nesnesini direkt alır. Mesela anega hasenun aliyen Hasan Ali ile kucaklaştı. Safahahu sümme anakahu Önce tokalaştı sonra kucaklaştı gibi. anaka nesnesini direkt alır. Müteaddidir. Peki buraya bir isim getirelim. Tabi buraya getireceğimiz isim şuradaki yeni müdürün adı olacak. Ahmet. Ahmet'e. Evet memurlar yeni müdür e, Ahmetle tokalaştı. Buradaki Ahmet yeni müdür sözcüğünün bedelidir e, efendim. Ahmet yerine Hans efendim Adnan e, Omar, e, Ekber diyebiliriz. Suat, Ekber'u. min uhtiha bir rub'i mitr. Bir rub'i mitr. Mitr emtar. Metre. Rub'u ne demek? E, fuul koyduğumuzda fuul. Bu bazen fuul şeklinde de okunur. 1 e, bir bölü dört e, anlaşılır. Eğer rubo rub'u derseniz. Çünkü bu erbaa kelimesinden elde ediliyor full vezine koyunca 1 bölü 4 peki mesela hamseden türettiğimiz humus bu da 1 bölü 5 olur peki uşur uşur 1 bölü 10 demek yani full vezine koyduğunuz e, rakamın e, işte o kadar da biri anlamı çıkmaktadır e, efendim uşur 1 bölü 10 eğer ikili yaparsanız bu sözcüğü uşurani e, ee, iki tane 1 bölü 10 elde edilir. E, ee, elde edilir. Yani 2 bölü bölü 10. Peki e, 3 bölü 10 nasıl deriz? 3 tane 1 bölü 10 demek istiyoruz. Dememiz gerekiyor. Selâsetu aşârin. 3 tane 1 bölü 10'lar. Yani 3 bölü 10 demektir. Tisatu aşâr. <laughs> o zaman 9 bölü 10 ee, anlamı anlam elde edersiniz. Efendim demek ki foul vezinin çoğulu efal şeklinde geliyor. Mesela uşur ee, çoğulu ney? Aşar. Uşur 1 bölü 10 aşar 1 bölü 10'lar demektir. Peki efendim. Suat kız kardeşinden metrenin 1 bölü 4'ü daha büyük. Ha, Ekber demeyelim de buna atval diyelim. Daha uzun. Ekber daha büyük e, efendim. Ya da daha kısa da diyebiliriz. Atvalu daha uzun e, efendim. Aksaru daha kısa e, demektir. Metre söz konusu olduğunda metre kaç? E, 100 e, efendim santim. E, peki dörtte biri nedir? İşte 25 santim 25, 50, 75, 100 ee, Efendim Dolayısıyla Suat Kız kardeşinden 25 santim Daha uzun Eğer Aksaru derseniz 25 santim Daha kısa gördünüz mü şu Birisinden şu kadar daha uzun Şu kadar daha büyük filan Söylediğimizde o şu kadar miktarının önüne bi getiriyoruz. Bak, atvalo min şu kadar. Bi şu kadar. Bir rub'i metrin. Suadu. Şehru Ramazan. Evet. Şehru Ramazan'e, Şehru Ramazan'e. Niye fetaladım? çünkü e, muzafirli mecrur bil fetah. Şehru Ramazan. Huve şehru savmi mübarek. Evet Ramazan ayı mübarek oruç ayıdır. Mübteda haber. Suat mübteda geri kalanı haber. Ramazan muzafın ile mecrur bil feta. Yu'tebarul halifetu Umar'u يعتبر الخليفة عمر ابن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز evet, e, يعتبر خامس الخلفاء الراشدين يعتبر الخليفة عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين خليفة عمر بن عبد العزيز راشد خليفة لرم بشنسي سيلر قبل إدلر El halifetu burada yu'tabaru fiilinin naibi failidir. E, efendim peşinden zikrettiğimiz Ömer bin Abdülaziz ise bu halifenin bedelidir. Yani yeni bir öge değil. Kelime grubunun elemanı. Peki Hamisel Hulefe-i Raşidin o da Yotobardur ikinci nesnesi ama meçhul çatıl hale getirilince birinci nesnesi oluyor. İkincisi de olmadığı için o zaman sadece nesnesi diyoruz. Yani fiil, naif fail, meful. Ömer bin Abdülaziz halifenin bedeli. Lukkibe Osmanu Lukkibe Osmanu biz nureyn bir nureyn ee, Osman'a Zunnureyn lakabı verildi. Ya da Osman efendim Zunnureyn e, şeklinde lakaplandırıldı. E, efendim Lükkübem e, fiil Osmanu naibi fail e, bir Zunnureyn e, ifadesi ise mefulun bir gayri sarı e, sayılabilir. E, efendim hatta hal ögesi de saymak mümkün şimdi cümlesi. Efendim. Şimdi Osmanu kelimesi fail merfu bittammedir. Gayrı ani, ekli özel isimdir. Omar fual vezinde özel isimdir. efendim. İstebdil bime tahtu, hattun. Hattun bakınız mübtedadır. Tahtahu bu da haberdir. Bu isim cümlesi şuradaki ma var ya ma'nın sılasıdır. İstebdi bime tahtahu kattun fime yetti ismen masrufen yani münevvenen. Evet. Altında çizgi olanı e, teminli bir isimle yer değiştir. Şimdi bu altı çizili olanlar demek ki gayrı musarif ve gayrı musarif olduğuna göre demek ki yalın halde yani el takılı ve muzaaf değil. Ee, şimdi onları diyor tenvinli tenvinli bir isimle masruf bir isimle değiştir. Şimdi gayrı musarif özelliğine e, sahip olan yapılar az sayıda sonuçta. Tabi bizim ezberlememiz zor olabilir ama sonuçta az sayıda yani sınırlı. Onun dışındaki herhangi bir sözcüğü koymak yeterli olacaktır. Hâzâ râculû ekramu min Bu adam e, başkalarından daha cömerttir. Mübdeda haber. Ekramu ismi tavdil. Efal Peki diyor ki e, temin alabilen bir isim getir diyor. O zaman cümlenin yapısını da değiştirmemiz gerekebiliyor. Bakınız. Hezer racolu kerimun. Bu adam cömerttir. Tezavvacet aişetu min selmâne emsi. Tezavvacet fiil aişetu fail min selmâne mevgese emsi mefolfi." Ayşe dün Selman'la evlendi. Önce şu cümleleri okuyup anlamlandıralım. sonra e, yan tarafına cevaplarını yazarız. bu talibu zam'en il-ma'rifati. Bu adam bilgiye susuz. Biz bilgiye açız. E, Arap burada bu cümleyle bu adam bilgiye susuz diyor. E, açız, e, aç diye de tercüme edebiliriz. Çünkü Türkçede bilgiye susuz olmak Bilmiyorum kullanılıyor mu? Ama bilgiye haç olmak kullanılıyor. Hâzı talibu mübteda. Geri kalanı haber. Eşrefu dabitun şüce'un. Eşref cesur, cesur bir subaydır. Mübteda. Haber. Şekertul pardon. Şekeratil müdiretu zeynebe liştihâ diye. Müdire çalışkanlığından dolayı zeynebe teşekkür etti. Fiil, fail, meful mefulleh. Hâzâ tıflû atvalû min Bu çocuk kardeşlerinden daha uzun. Mübteda geri kalan haber. İshâku muallimun <laughs> neşîtun. İshâk aktif bir öğretmendir. Li ehî abdil mün'imi veledun. İsmû Ahmetu. Erkek kardeşim Abdul Mun'imin adı Ahmet olan bir oğlu var. E, Li Abdül bu haberdir. Veledun ismuhu Ahmet hepsi müptedadır. İsmi müpteda Ahmet haber bu isim cümlesi ise veledin sıfatıdır. Dekhle raculun mat'ame ve huve cev'anu cev'anu Adam lokantaya aç aç girdi. Aç bir şekilde girdi. Aç olduğu halde girdi fiil, fail, meful ve hal ögesi. E, efendim mübdede haberde isim cümlesi olup önüne de vav getirmiştir. Tamam şimdi e, gayrimusarifler gayr musarif isimleri musarif masruf teminli bir isimle yer değiştirelim. Tezavvacet ama sadece altı çizili olanları. Tamam. Tezevvacet Aişetu min Hasenin mesela. Bu talibu bu talibu zamiun zamiun ilel marifeti derseniz aynı anlamda ama fail kalıbına konulmuş oluyor. Failen değil. Dolayısıyla temin alır. Eşrafu zabitun şuca'un hasenun Dabitun şuca'un. Şekerat Şekerat el müdiretu Zeynep'e. Şekerat el müdiretu talibeten dişli hadihe. Hâza tıflu Hâza tıflu e, tavilun mesela. Şimdi Aynı anlamı kastedecek olursak yani karşılaştırma kardeşlerinden daha uzun diyecek olursak ismi tavdil kullanmamız lazım. E, i̇smi olunca da efendim hayır oluyor. Ama şöyle yapabiliriz. Mesela atval kelimesini el takılı ya da muzaaf getirirsek gayrı olma özelliğini yitirir. Ama bizim burada şey diyor, tevinli getirin diyor. Yani gayrı efendim musariften ziyade Tenvinli olsun diyor. Efendim. O yüzden tavilun örneğini verdik. Kendisi de hadar raculu kerimun demiş. İshagu muallimun neşitun efendim aliyun e, muallimun neşitun li ehi abdülmanimi veledun ismi ahmet efendim li ehi ولد اسمه اسمه خالد افن لاخيه من اسمه خالد اظن خالد اظن بر شجوع دخل الرجل المطعم وهو جائع افن دخل وهو جائع Cey aç demek. Cevan o da aç demek. Cey, sıfat-ı müşebbehedir. Cey isim faildir. Ee, efendim bazı sıfatı müşebbelerin aynı zamanda efendim gördüğünüz gibi ismi failleri de kullanılabiliyor. Anlama aynıdır. Ceya temin alıyor ama cevan an ekli faile sıfat-ı müşebbe Ecib amma ye'ti bi cümelin teştemilu ala ismin memnu'in minasar. Memnu minasar bir isim içeren cümlelerle. Aşağıdaki soruları, gelenleri, aşağıdakileri cevaplayınız. Men akbarake bizelike. Ee, önce anlamlarını vereyim, ögelerini. Çünkü aynı zamanda hem yazıp hem kalem kullanamıyoruz. Men akhbara ke bize elke. Men mukaddar geri kalanı haber akbara fiil faili gizli, ke meful bize elke ma meful bi kayrisari. sarı. sana bunu kim haber verdi? Evet. Keyfe tahaddatha alabu ilebnihi? baba oğluyla nasıl konuştu? سرسي لا حال في الفايل ما بيسا ممن تزوجت فاطمة فاطمة كم من ممن ما تزوجت فاطمة في فايل كيف خرج الطلاب من الصف أورنجلر سنفتان نصل چكت كيف حال فيل فايل ما بيسا كيف شاهدت الحديقة ما شيء كيف حال شاهد فيل فاين الحديقه مفل؟ من سلمك هذه رسالته من مبتدا غير الخبر سلم فيل ك مفول هذه رسالته ikinci مفول بو مكتوبو سنا الى اين سافر اخوك ila ayna ma bagasa safara fil fa'il erkek kardeşin nereye seyahat etti bima yattasifu at-talib alladhi yuhmilu derslerini ihmal eden öğrenci neyle nitelenir yani hangi sıfatı sahiptir e, efendim e, tembel e, efendim افن بما ما بياسى يتصف فيل كيركا لندى فيل بيه ولكي الذي يهمل دروسه الطالب السجن صفاتر يهمل دروسه الذين سلاجم نسيتر يهمل فيل فيل جزد دروسه مَفْوَلْدُرْ لماذا دخل محمود المطعم له فيل فايل مَفْوُل Mahmut lokantaya niçin girdi? Efendim şimdi bunlara cevap verelim. Memnun sarf bir isim içersin cevabımız. Efendim baba oğluyla nasıl konuştu? Tahdesel abu ile bnhi qadbine kızgın bir şekilde gadbene hal ögesidir. Masup bir fetah. An ekli sıfatı müşebbehe. Mimmen tezevvecet Fatımatu. Tezevvecet Fatımatu min, min adnane. Adnan evlendi. E, ya da min Hans mesela. Hans'la evlendi. E, keyfe haricet min esnafi. Öğrenciler Öğrenciler sınıfta nasıl çıktı? Çarjatıllabu, min sıfı, gushara, yda, maşera, onar onar. Kefe şehet del hadigate. Bahçeyi nasıl gördün? Hmm. Peki. Şimdi kırmızı gördüm diyelim. Evet. Şehetto el hadigate, hamra. من سلمك هذه الرسالة؟ بو مكتوب سانا كيم تسلمت؟ سلمني هذه الرسالة؟ هات evet. كيم سلمانو سلمان تسلمتن؟ أحمدو هانسو عمرو إلى أين سافر أخوك؟ سافر أخي إلى سيواسه سيواسه efendim yettasifu talibu yettasifu e, efendim e, talibu bi ennehu keslenu temel olarak nitelenir e, limede dahale mahmud el matame aç olduğu için dahale el mahmud affen dahale mahmudun el matame ve huve pardon لِيَنَّهُ جَوْعَانُ Çünkü o aç. Aç olduğu için lokantaya girdi. Evet arkadaşlar. Dersimiz bitti. Bir sonraki ders yine 14. ders Memnun Münez konusunu ele almaktadır. Hoşçakalın.